Merhabalar, ben Yüksel Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu çok güzel yeliği anlatmak istedim. İnternette gördüğümde çok beğendim, bayıldım. Sizin de beğeneceğinizi tahmin ederek hemen videosunu çektim. Güzel bir video oldu. Ayrıntılı anlatmaya çalıştım. Biraz karışık görünse de gerçekten çok basit. Örmeye başlayınca anlayacaksınız ne kadar kolay olduğunu. Hırkası, yeleği, elbisesi falan da örülmüştü. Şu kollarında zaten videoda nasıl şu örgü burada nasıl devam edip de hırka haline geldiğini de biraz bahsettim. Elbisesi de zaten çok kolay. Hepsinden bahsettim. Kolay örebileceğiniz bir model ama çok 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 güzel bir model. Şöyle bakın. Dantel gibi duruyor. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu güzel modeli örmeye başlayalım. Şöyle ip bilgileri 100 gram, 245 metre, 2,5 numara ip. 3 numara tığla örülüyor. %50 pamuk, %50 premium akrilik. Yaz kış kullanılabilen bir ip. Ki tabii ki 3 numara tığım da hazır. Şimdi örgü başlangıcı önce bir kilit, sonra 100 zincir çekiyoruz. 100 adet zincir artı 3, şöyle tutuyorum son zinciri, 1 2 3 zincir daha çekiyorum, üzerine doluyorum. Şu 3 zincirden sonra tuttuğum dördüncü zincir değil, bir sonrakine uzatıyorum ilmeği. Gene aynı ilmek içerisine 2, gene aynı ilmek içerisine 3. Bir zincir çekiyorum, tekrar doluyorum, gene aynı ilmek içerisine uzatıyorum, bir, aynı ilmeğe 2, aynı ilmeğe 3 ve şimdi kalan trabzanların üzerine 96 trabzan örüyorum. Hemen ilk ilmekten başlıyorum. Her zincirin içine batarak 96 trabzan örüyorum başa kadar. ...96 ikili trabzan ördükten sonra başta ördüğümüz şu başlangıçtaki gibi üzerine doluyorum. Şu ilmeği tek değil de ben iki kat alıyorum. Ayrık, çok ayrık olmasın, delik olmasın diye. Şöyle bir uzatıyoruz ilmeği. 2 3 araya bir zincir doluyorum. Gene aynı ilmeğin içerisine 1 2 3 doluyorum. Bir tane zinciri atlayıp en son zincire bir trabzan örüyoruz. İlk sıramız bu şekilde. 1 2 3 zincir üzerine doluyorum. Şu araya iki dolgunun arasındaki boşluğa
1, 2, 3. 2 kademede çıkartıyorum. Bir zincir. Tekrar doluyorum. Aynı boşluğun içerisine 1, 2, 3. Üzerine 1, 2, 3 zincir doluyorum. Son yaptığımız dolgunun şu üstündeki 2 ilmeği alıyorum. Bir kere ikili trabzanlar yapacağız. Bir kere çıkıyorum, bekletiyorum. Aynı ilmeklerin içerisine bir kere daha 3 tane oldu. Doluyorum. Şurada bir tane atlıyorum. İkinciye bekletiyorum. İkinci bekletiyorum. 3. 3 kere de burada trabzan, yarı trabzanları ördük. Tekrar doluyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye. 1, 2, 3. Şimdi görünüm bu şekilde. Bunları topluyorum. Üç yaprak oldu. Şurada bir eksik var. Onu tamamlayacağız. Gene aynı ilmeğin içerisine 1, 2, 3 zincir doluyorum. Aynı yuvarlağın içerisine 1, 2 yaptık. 3 topluyorum. 4 yaprak oldu. Üzerini doluyorum. Bir atlıyorum. İkinciye bir trabzan. Araya 1, 2, 3 zincir doluyorum. Aynı yere bir trabzan daha. Çiçekleri örmeye devam edeceğiz. Yaptığımız V'nin üzerine 1, 2, 3 zincir doluyorum. Şurada yaptığımız gibi hemen zincirin çıktığı ilmeğin dibine 2 ilmek alıyoruz. Bir kere çıkıyoruz, bekletiyoruz. Aynı ilmeklerin içerisine bir kere daha 3 oldu. Bekletiyoruz. Tığımızı doladık. Şimdi bir ilmek atlıyoruz ikinciye. Gene bekletiyorum. Aynı yere 2, aynı yere 3 oldu. Bekletiyorum. Doluyorum. Şimdi şu iki çiçek arası bu sefer 2 tane atlıyoruz. 1, 2, 3'üncüye. İki, üç. Üç tane çiçek gözüküyor. Bunları topluyorum. Sıkı bir şekilde topluyoruz. Şimdi gene bir, iki, üç zincir. Dördüncü çiçeği yapacağımız için aynı yuvarlağın içerisine 2, 3 topluyorum. Doluyorum.
Bir tane atlıyorum ikinciye. Araya 3 zincir doluyorum aynı ilmeğin içerisine. Şöyle çiçekler oluşuyor. Bir kere daha yapalım. 1, 2, 3 zincir doluyorum. Şu V'nin hemen zincirin çıktığı ilmekten 2 tane şöyle ilmek alıyorum. 2 oldu zincirle birlikte. 3. Bekletiyorum. Doluyorum. 1 atlıyorum ikinciye. 1 bekletiyorum. 2 bekletiyorum. 3. Şimdi hepsi bekliyor. Tekrar doluyorum. Bu sefer 2 atlıyoruz. O 2 atladığımız yerler şu iki çiçeğin arası. 1, 2, 3.'ye. 1, 2, 3. Şimdi şu 3 çiçeği birlikte topluyorum. Sıkıştırıyorum. 4. örüyoruz. 1, 2, 3 zincir doluyorum. Aynı yuvarlağın içerisine 1, ikinci trabzan oldu zincirle birlikte. 3 ve topluyorum. Doluyorum. 1 atlıyorum. İkinciye gene bir trabzan. 3 zincir. Gene aynı ilmeğin içerisine bir trabzan. Sıra bu şekilde devam ediyor. Bu zaten ön orta. Burası devam edecek. Çiçekler bu şekilde örülüyor. Gayet güzel oluyor. Ben çok beğendim bu modeli. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Son çiçeği ördükten sonra üzerine doluyorum. Şuradaki dolgunun arasına başta yaptığımız gibi 1 2 3 2 kademede çıkıyoruz. Bir zincir doluyorum. Gene aynı boşluğun içerisine 1 2 3 doluyorum. Şuradaki zincir trabzanın üzerine en tepesine bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir çeviriyorum. Şu araya gene dolgularımızı örüyoruz. Doluyorum. Gene araya dolguların arasına 1, 2, 3 doluyorum. Gene aynı boşluğa 1, 2, 3 1, 2, 3 zincir. Şimdi 3. sırayı örüyoruz. Doluyorum. Şu çiçeklerin ortasına. Tam şu ortaya. Bir trabzanı tam bitirmiyoruz. 2 3 topluyorum. 1 2 3 doluyorum. Gene aynı
Çiçeğin ortasına bir, iki, üç topluyorum. Bir, iki, üç trabzan doluyorum. Şu da üç zincir çekmiştik araya. Boşluğa değil, örgünün içine, ilmeğin içine batıyoruz. Bir trabzan. Yine 3 zincir doluyorum. Gene çiçeğin ortasına. Bir, iki, üç topluyorum. Bir, iki, üç doluyorum. Gene aynı motifin ortasında bir, iki, üç topluyorum. Bir, iki, üç doluyorum. Şuradaki V'nin ortasındaki 3 zincirin ortasındaki zincire bir ikili trabzan. Bir, iki, üç doluyorum. Gene motifin ortasına. Bir, 2, 3 topluyorum. 1, 2, 3 doluyorum. Gene aynı yuvarlağın içerisine 1, 2, 3 topluyorum. 1, 2, 3 doluyorum. Gene örgünün içerisine bir ikili trabzan. Çok zarif. Çok çok güzel bir model. Hem torunuma, Kasım'da doğacak olan yaz kızımıza örmek istedim. Hem videosunu çekmek istedim. Çünkü muhteşem bir model. Her yerde kullanabilirsiniz. Kendinize bile örebilirsiniz. İlmek sayıları oynayarak, size'ıyla oynayarak her türlü yelek, hırka, her şey örülebilir. Sıra sonunda 1, 2, 3 zincir doluyorum. Sıra başlarındaki dolguları yapıyoruz. 1, 2, 3. Bir zincir doluyorum. 1, 2, 3. Zincirin tam tepesine bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir doluyorum. Gene dolguların arasına 1, 2, 3. Bir zincir doluyorum. 1, 2, 3.
Şimdi artık trabzan örmeye başlıyoruz. Şu araya 3 tane zincir çektiğimiz şu aralar, bir de şuralara, bir de trabzanların, örgülerin üstlerine trabzanlar örüyoruz. 1 2 3 örgünün içine 1, araya 2, sonra gene örgünün içine 1, sonra 3, 1, 2, 3, örgünün üzerine 1, içine 3, 1, 2, 3, örgüye, araya 2, örgüye 3, buralara 1 2 3 trabzanın üstüne gene 3 1 2 3 örgüye, araya 2, örgünün içine, üç, bir, iki, üç, trabzanı, araya gene 3, 1, 2, 3, örgünün içine, araya 2, 1, 2, örgünün içine, 1. Yani bu şekilde 3 trabzan, 3 trabzan, örgüye 1, araya 2, örgüye 1, 3 trabzan, yine trabzanın üzerine trabzan, 3 trabzan. Bu şekilde doldurarak trabzanları sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Görüntü de bu şekilde oluşuyor. Beşinci sıradayız. Her trabzanın üzerine bir trabzan örüyoruz. Hemen ilk ilmekten başlayarak her trabzanın üzerine bir trabzan. Arttırma yok, eksiltme yok, desen yok. Dümdüz ikili trabzanlar sıra boyunca. Şimdi 6. sırayı öreceğiz. Hemen ilk ilmekten başlıyoruz. Bir ikili trabzan. Bir ikili trabzan daha. Şimdi aynı yere 2 trabzan. 1 aynı yere 2.
yan yana 2, trabzan 1, İki, bir, aynı yere, iki. İki tek trabzan, bir çift trabzan. Bir tek, iki tek. Şimdi aynı ilmeğin içerisine bir, iki. İki tek, bir çift, iki tek, bir çift olarak sırayı tamamlıyoruz. Yedinci sıra ve sekizinci sıra. Her trabzanın üzerine bir trabzan örüyoruz. Bu yedinci sıra. Dümdüz ikili trabzanlar örüyorum. Sonra bu sıra bittikten sonra tekrar bir sıra daha, yani 8. sırayı da aynı bu şekilde düz trabzan örüyorum. Yani toplam 1, şurası 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir sıra daha örüyorum, 8. 8 sıradan sonra koltuk böleceğiz. Boyun, işte yaka, kol böleceğiz ve bedeni örmeye devam edeceğiz. Evet, 8 sıra sonunda işaretlerimi de aldım. Şöyle. Bu şekilde ben işaret aldım. Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle. Tamamı 206 trabzan. Şöyle 206 trabzan ilmek diyelim. İlmekle bitirdim. Daha az olur. Olabilir. Yani iki sıra sonunda belki bir iki ilmek fazla eksik olmuş olabilir. Şimdi arka 56, kol 47, ön 28. 3 yaş 3 milimetre tığ kullandım. Ben beden ayarlamasını bu şekilde yaptım ama siz eğer kola daha fazla gelmiş, ben bunu biraz daha küçük istiyorum derseniz ön ve arka kısma birkaç ilmek ayırabilirsiniz. Şöyle. Şimdi şu şekilde benim ayarladığım ilmek sayısı. Şurası çok gelirse biraz 2-3 trabzan geri hem arka hem ön kısımdan azaltabilirsiniz. Şimdi 9. sıraya başlayalım. Doluyorum. Her trabzanın üzerine bir trabzan örerek işaretli iğnenin yanına kadar geliyorum. İşarete kadar ördüm. Kol için diğer işaretin bunu da çıkartıyorum. Bu şekilde sadece trabzan örerek diğer sıranın başına kadar örüyoruz. Kol birleştirme de bu şekilde. Diğer sıranın başına kadar her trabzana bir trabzan örerek devam ediyorum. 10. sırayı örüyoruz. 1, 2, 3. Üzerini doluyorum. Şuradaki zincirin çıktığı ilmeğin iki tanesini alıyoruz. Bekletiyorum. Gene aynı ilmeğin içerisine
doluyorum. Şimdi şurada yaptığımızın aynısını gene örüyoruz. Bir tane atlıyorum. İkinciye aynı yere aynı ilmeği doluyorum. 1 2 3. 1 2 3. Şimdi topluyorum. Biraz pamuklu olduğu için bölünebiliyor. 1 2 3 doluyorum. Gene aynı şu yuvarlağın içerisine 2 topluyorum. Doluyorum. Bir atlıyorum diğerine. Şuradaki örgüyü tekrar örüyoruz. 1 2 3 doluyorum. Aynı ilmeğin içerisine. Gayet muntazam çiçekler örüyoruz. 1 2 3 doluyorum. Hemen zincirin başladığı ilmeğin dibine 2 3 toplamıyoruz tabii ki. Bekletiyoruz. Doluyorum. Bir tane atlatıyorum diğerine. 1 2 3 bekletiyorum. Şimdi iki çiçeğin arası, yani şu aralarda birer kere atlıyoruz ama şu iki çiçeğin arasında iki tane atlıyoruz. 1 2 şöyle 1 2 üçüncüye. 1 2 buna da 3 kere trabzanları ördük. Şimdi topluyorum, kapatıyorum. 4. yaprağı örüyorum. 1 2 3 doluyorum. Aynı çiçeğin ortasına 1 ya 2 oldu. Zincirle birlikte 3 topluyorum. Doluyorum. Bir tane atlayıp ikinciye trabzan. 1 2 3 doluyorum. Aynı yere bu şekilde çiçekleri diğer sıraya kadar burada ördüğümüz gibi örüyorum. Sırayı bitirdikten sonra şöyle bir göstereyim. 1 2 3 4 1 2 3 4 çiçek aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tam denk gelmesi gerekiyor çiçek sayılarının. Sırayı bitirirken çiçekle başlıyoruz. Çiçekle bitiriyoruz. Eğer denk gelmezse aralarda 1 2 zaten fazla az ya da fazla geleceğini sanmıyorum. Hani 1 2 ilmek belki oynar. Onları da içeride yedirerek çiçeği tam denk getirelim. Ve 4 4 çiçek kalması gerekiyor robada. Şimdi sırayı devam edelim. Evet, sıra başında bu dolgulardan sonra
1, 2, 3 zincir. Gene çiçeğin ortasına batıyoruz. Yakada yaptığımız gibi. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Doluyorum. Gene aynı yere çiçeği tamamlıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaprağı tamamladık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyoruz. Şuradaki şu V boşluğuna bir sık iğne. Gene 5, 3, 4, 5 zincir. Doluyorum. Çiçeğin ortasına. Bir, iki, üç. Topluyorum. Bir, iki, üç. Doluyorum. Gene aynı yere, aynı yuvarlağın içine. Bir, iki, üç. Topluyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört, beş. Ortaya şu boşluğa bir sık iğne. Bir, 2, 3, 4, 5. Doluyorum. Çiçeğin ortasına. 1, 2, 3, 4 yaprak var. Şimdi bunu 6 yaprak haline getiriyoruz. Ortaya. 1, 2, 3. Topluyorum. 1, 2, 3. Geri aynı. 1, 2, 3. Topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Boşlu. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Çiçekler görüldüğü gibi tamamlandı. 6 yaprak oldu. Üç zincirle başlamıştık dolgulardan sonra. Sıra sonunda 3 zincir çekip dolguyu yaptık, kenar dolguyu. Bir üst sıraya çıktık. Gene kenar dolgularla. Doluyorum. Şuradaki boşluk, iki yaprak arasındaki 3 zincirlik boşluğa bir trabzan. 1, 2, 3 zincir, bir trabzan daha. Bir V oluşturduk. 1, 2, 3 zincir. Doluyorum. Hemen dibindeki şu iki ilmeği. 1, gene aynı ilmeğin içine 2, bir de zincir trabzan vardı 3. Tabii çıkmıyoruz onları. Onları bekletiyoruz. Şimdi bu çiçekleri trabzanlara batıyorduk ama şimdi trabzanlar yok. Artık zincirler var. O yüzden şuradaki orta zincire 1 2 3. Şimdi karşısındaki
zincirin gene ortasına, örgünün içerisine şöyle çift alıyoruz. 1 2 3 topluyorum. 1 2 3 aynı deliğe şeye bu çiçeklerin tam ortasına 1 2 bir de zincir vardı. 3 oldu. Topluyorum. Doluyorum. Gene çiçeğin tam ortasından şu iki yaprağın arasından bir trabzan, 1 2 3 zincir. Gene aynı boşluğa bir trabzan. Bir V oluşturduk gene. 1 2 3 zincir doluyorum. Şu zincirin başladığı yerden gene şöyle bir 2 ilmek alıyorum. 1 2 bir de yanındaki zincir trabzan 3. Bekletiyorum, doluyorum. Gene bir önceki işlemi yapıyoruz. Trabzanlar olmadığı için şu karşılıklı iki zincire, şu sık iğnenin yanındaki iki zincire yapıyoruz artık çiçeklerin yapraklarını. Ortadan zincire ortadan 1 2 3 doluyorum. Şimdi karşı tarafa çift batalım, yoksa kocaman kocaman delikler oluyor. 1 2 3 topluyorum. 1 2 3 tekrar o çiçeğin 3 tane yaprağın ortasına 1 2 bir de zincir trabzan 3 topluyorum. Doluyorum. Hemen yandaki çiçeğin yaprağın arasına. 3 zincir bir V oluşturuyorum. Aynı şekilde çiçekleri örmeye devam ediyorum. Sırayı bir V yaparak kapatıyorum. Sıra başındaki dolguları örüp diğer sıraya, bir üst sıraya başlıyoruz. Şöyle baştan çekeyim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğa bir sık iğne örüyorum. Şurada yaptığımız gibi. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir doluyorum çiçeğin ortasına. Şimdi 4 yapraktı, 6 yaprak öreceğiz. Çiçeği tamamlayacağız. 3 topluyorum. 1 2 3. Tekrar aynı yere 1 2 3 topluyorum. 6 yaprak oldu. 1 2 3 4 5. Gene V'ye bir sık iğne örüyoruz. Bundan sonraki sıralar şöyle göstereyim. Çiçek bir başta, bir ileride. Tekrar burada, sonra bir ileride olacak.
3 zincirle başlatacağız bundan sonrakini. Sonra gene 5 zincirle. 3 zincirle başa alıyoruz. 5 zincirle bir ileri alıyoruz. Bu şekilde devam edip gidecek sıra. Ben örgüyü bitirdim. Düğmelerini diktim. Zaten şuralardaydık video anlatımında. 1, 2, 3, 4 sıra sürekli 1, 2, 3, 4 sırayı tekrarlayarak örüyoruz. Şöyle. Şurası. Şu birinci sıra. Burada şu 5 kere 5 zincir çekiyoruz. Sonra 5 zincir çekerek bir ilerideki çiçeği yapıyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Şuradaki 4 tane yaprağı. Sonrakinde 3 zincir çekip 2 yaprağı tamamlıyoruz. Bu şekilde burada nasıl 1, 2, 3, 4 sıra ördüysek aynı 4 sırayı tekrarlayarak örüyoruz. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yani 6 çiçek. Böyle sayarsak 6 çiçek çalıştım. Tabii ki bunu elbise olarak örerseniz 8 tane çiçek yeterli olur diye düşünüyorum. Hemen ben ölçülerini de göstereyim. Bu 2-3 yaş için olduğu için bu bebekler için yani yeni doğan için büyük gelir. Küçülterek örmeniz gerekiyor yeni doğan için. Boyu 32 santim. Şöyle yakından da göstereyim. Şöyle 32 santim. Şöyle ölçüyoruz bedenini. Buradan değil. 31 santim. Dediğim gibi 2-3 yaş için olduğundan hem bedeni geniş hem boyu biraz daha uzun. Yeni doğan için daha küçültmeniz gerekiyor. Ama yeni doğana değil de şöyle biraz 2-3 yaşta daha güzel duracak bir model bu. Özellikle elbisesi de çok harika. Elbisesini şöyle örüyoruz. Şurayı şu kısmı hiç örmüyoruz. Zinciri çektikten sonra birbirine bağlıyoruz ve yuvarlak örüyoruz. Bu deseni de aynı şekilde bunu nasıl örüyorsak onu da aynı şekilde öreceğiz. Sadece git gel yapmayacağız. Modeli yuvarlak öreceğiz. Hırkayı şu modeli hırkayı çevirmemiz gerekiyor. Onu da hemen göstereyim. Şu koltuk altına gelen tarafa kolun ipi bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı ilmeğin içerisine bir trabzan yapıyorum ve bir V çalışıyorum. Zaten modelin içinde de vardı çalışıyorduk. 1, 2, 3 zincir. Gene şuradan zincirin bitimindeki yerden 2 ilmeği alıyorum. 1 hatta 2 zincir de var çünkü. 3 1 2 atlayıp 3'üncüye 1 2 3 tekrar doluyorum. 1 2 3'üncüye 2 topluyorum. Burada 2 2 zincir atladım. İlmek atladım. Normalde örerken buralarda bir atlıyorduk ama şu iki çiçeğin arasında 2 ilmek atlıyorduk. Şimdi kolda 2 2 atlıyoruz. 3 yaprağı çiçeğin 3 yaprağını ördük. Şimdi 1 2 3 zincir. Ortaya 4. yaprağı örüyoruz. Kapatıyorum. Doluyorum. 1 2 atlıyorum. 3'üncüye bir V çalışıyoruz. 1 2 3 Gene V'nin üzerine çiçek çalışarak sırayı bitiriyoruz. 4. yaprağı ördükten sonra baştaki V desenin
1, 2, 3. Üçüncü trabzandan bağlıyorum sırayı. Sonra içinden şöyle ilmek kaydırarak ortaya geliyorum. V'nin ortasındayım. Devam etmiyorum sıraya. Devam edersem burayı git gel git gel örmüştük. Bu görüntü oluşması, başka türlü bir görüntü oluşur. Buna uymaz. O yüzden buna uydurmak için sırayı tersine çeviriyoruz. Yani böyle gelmiştik. Tekrardan üzerinden dolaşacağız. Bedende olduğu gibi. Önü düğmeli olduğu için gittik geldik. Görüntü bu şekilde. Ama biz yuvarlak örersek görüntü böyle olmaz. Tekrar çeviriyorum sırayı. V'nin ortasındayım. Bir zincir çekiyorum. Ortaya bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir doluyorum. Çiçeklerin ortasına. 5. ve 6. yaprağı yapıyoruz. 1, 2, 3 topluyorum. 1, 2, 3. Şimdi 6. yaprağı. 1, 2, 3 topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. V'nin ortasına bir sık iğne. Zaten başlangıcımız da buydu. Gene 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir doluyorum. Gene çiçeğin ortasına 5. ve 6. yaprağı örüyorum. Sıra bu şekilde. Sıra sonunda çektiğim 5 zinciri başladığım sık iğnenin üzerine bağlıyorum. Şimdi tekrardan çeviriyorum. Geldiğimin üzerine örmeye devam edeceğim. Yani görüntüler işte düz örgü, ters örgü buradaki gibi. Düz örgü, ters örgü devam etmesi gerekiyor. Şimdi buradaki 5 zinciri içine kaydırma yöntemiyle geçiyoruz. Bir sık iğne buraya, bir sık iğne de ortaya. Şu iki yaprağın arasına bir sık iğne yaptım. Şimdi buradan devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum, doluyorum. Bir V çalışması yapıyoruz. Şuradan bağladım. Sonra kaydırma yöntemiyle ortaya kadar geldim. Burada bir V çalıştım. Üzerine yaprak çalışıyoruz. 3 zincir. Gene aradan alıyorum. 1, 2, 3. Şimdi şu 5 zincir olan her iki karşılığından alıyoruz ilmeği. Ortaya batıyorum. 1, 2, 3 doluyorum. Şimdi karşısına. Bir, iki, üç. Topluyorum. Üç yaprağı. Şimdi dördüncüyü örüyorum. Bir, iki, üç. Doluyorum. Üç yaprağın ortasına. Bir, iki. Bir de zincir üç. Topluyorum. Doluyorum. İki yaprağın arasına
1, 2, 3 ve çalışıyoruz. Sıra böyle devam ediyor. Çok güzel bir model olduğu için kısa kollu bile çalışabiliriz. Yalnız işte hırkayı gösterdiğim için şu anda bunu tekrar uzatmamız gerekiyor. Sıra bitti, bağladım. Bundan sonraki sıralar gene tekrarı olacak. Gene 5 zincir şuradaki, şuradan buraya 5 zincir. 5 zincir de şuraya bağlayıp 5. ve 6. yaprağı öreceğiz. 5 zincirle tekrar buraya bağlanacağız. 5 zincirle gene yaprakları derken ördüğümüz sıraları tekrar tekrar örerek hemen şöyle ölçü göstereyim. Şu örgünün tamamı 17, 16,5 santim. Bu da 12 santim yeter. Yani şöyle 1, 2, 3, 4 çiçek. Şöyle sayarsak 4 çiçek yeterli olacak kolu için. Tabii bebeği ölçerek yaparsanız daha iyi olur. Kısa kollu da bırakabilirsiniz. Hiç kolda örmeyebilirsiniz. Yuvarlak örerek elbise haline de getirebilirsiniz. Çalışma bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakilerden de haberdar olmak istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.